gelen yüksek elektrik faturaları nedeniyle şu anda biz küçük esnaflar olarak dolaplarımızı çalıştıramıyoruz. Lambalarımızın sayılarını azaltmaya başladık. Mecburen kısıyoruz. Hiçbir küçük esnaf bunların altından bu şekilde kalkamayacak. Öte yandan gıdada yapılan KDV indiriminin aynı şekilde ÖTV'si ve KDV'si yüksek olan alkollü içeceklerde de yapılmasını bekliyoruz. Bir de artık işin mizah tarafı var. Ampulle kararan ne yazık ki tek ülkeyiz. Nefes alamamasının çığlığıdır. Yetkililere sesleniyoruz. Bakın bugün elektrik faturalarımız kiralarımızdan fazla geliyor. Kiralarımızdan. Bir dükkan kirasından fazla elektrik faturası ödüyoruz. Buna mukabil dolaplarımızı çalıştırmamaya başladık. Müşteriler sıcak ürün aldığı için bize ayrı şekilde tepki gösteriyorlar. Zaten 22 yasasıyla bizi boğulma noktasına getirmiştiniz. Zincir marketlerin çalışma saatleriyle bizim satış saatlerimizi aynı saate getirdiniz. Zaten bizi boğma noktasına getirdiniz. Bu son elektrik zamları tamamen bizi bitme noktasına getirdi. Işıklarımızı yakmıyoruz dükkanlarımızda. Bu gıdada yaptığınız %8'den %1'e indirdiğiniz KDV çok bir şey değiştirmiyor. Zaten biz çok gıda ürünü satan esnaflar değiliz. Belirli ürünlerde yaptınız. Harici olarak bugün alkolden ivedilikle KDV ve ÖTV'nin düşürülmesi gerekmekte. Satışlarımız tamamen durdu. Personel çıkarmak zorunda kaldık. Bugün bir personel çalıştırıyordum. Artık bütün hayatımı dükkanıma adadım. 7-24 sabah kalkıyorum. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar dükkanımda tek başıma çalışıyorum. Bakın yarın bir gün birçok arkadaşımız batacak. Esnaf arkadaşımız görüşüyoruz. Birçoğuyla irtibat halindeyiz. Birçoğu batacak. İşsizlik çoğalacak, hırsızlık artacak, gasp artacak. İnsanlar bu şekilde giderse bizlerin dükkanlarını gasp edecekler. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen alkoldeki ÖTV ve KDV oranlarını da makul bir seviyeye getirin. Elektrik zamlarında da ciddi şekilde bir geri adım atma yapın. Yoksa hepimiz batacağız. Gidişat kötü. Lütfen yetkililer küçük esnaf olarak bizlerin sesini duysun. Elektrik zamlarından sonra mum bile boynunu bükmek zorunda kalmış. Bu elektrik zamları geri alınmadığı sürece çok kötü şartlar esnafı beklemektedir. Kiranın iki katı elektrik faturası gelecekse zannetmiyorum ki hiçbir esnaf bunun karşısında dayanabilir. Herkes kepenk kapatmak zorunda kalacaktır. Zamlar geri alınsın.